Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ee, şimdi Kur'an-ı Kerim'in e, emsiletun tavdahiyyatun ala khasaisi uslu bir Kur'an demiştik. Şu sayfada gözükmüyor. Ee, Kur'an-ı Kerim'in e, özellik, üslubunun özelliklerine dair birkaç açıklayıcı örnek bahsetmişti. Yani Kur'an-ı Kerim'in üslubunun da düzeninin de bir mucizevi bir şey olduğunu, gücü insan gücünün yeteceği düzenlerden olmadığını söylemiştik. Zaten burada onu söylüyor. Wa mimma la yasahu tawqu insani. Eee fi nazm el kelam el belih. Yani belih olan Kur'an'ın düzeni, Kur'an'da olan o belih düzen mimma o şeylerdendir ki la yasahu güç yetiremeyeceğidir. Tawqu insanin. Yani insanın güç yetirmesi muhal olan şeylerden bir tanesidir. Yani Kur'an'ın düzeni de insanın gücünün yeteceği düzenlerden biri değil. Sünme sonra mimma yedullu ala en nazm al-Kur'an madde tun فوق e, sonra daha sonra e, mimma yedullu e, sonra Kur'an'ın düzeni yedullu ala en nazm al-Kur'an Kur'an-ı Kur Kerim'in düzeni delil ediyor ki madde nedir? Maddidir. Fevka sanatı. Yani Kur'an'ın düzeni sanatın üstünde. sanat sanatı. Sanatın üstünde. Ve min verail fikri. Yani fikrin ötesinde maddi bir düzendir. Maddi bir düzendir. Nazmi yani. Bakıyorsun mesela diyorsun ki elekumuz zekeru vel unsa tilke izen kısmetun Bak hepsi bir ahenk içinde var değil mi? Sanki diyor ve ke naha o e, Kur'an-ı Kerim'in e, e, yani sanat üstünde olan maddi e, e, maddi e, düzeni ve fikir ötesinde olan maddi düzeni ke naha sanki subbet fil cümleti alel cümleti sabben sanki cümlenin üzerine tam olarak dökülmüştür. İnneke tera şüphesiz sen görürsün bazı elfazı bazı lafızlar görürsün ki lem yetifihi o lafızdan gelmez Kur'an-ı Kerim'de illa mecmuan ancak Kur'an-ı Kerim'de cem olarak o lafızlar kullanılabiliyor. O lafızlar ancak cem olaraktan kullanılabiliyor. Ve lem yustamel min sıgatul müfredi. Onlardan müfret sıgası kullanılmıyor arkadaşlar. Müfred sıgası yani cem'i var ama müfretleri yok. Ama Fe ida ila Teala mesela ya da Kur'an diyelim o e, mesela müfret olan sigaya ihtiyaç duydu. Halbuki o siğanın müfredi kullanılmıyorsa ustum ile muradifuha. Onun eş anlamlısı, onun eş anlamlısı muradifi olan müfred siğası kullanılır arkadaşlar. Kelam zati Mesela lüp lafzı gibi. Mesela akıl manasında olan lüp lafzı gibi. Fe inna lem teri çünkü o lafzı varit olmamış Kur'an-ı Kerim'de illa mecmuatın cem olarak gelmiş. Mesela ulil elbab demiş. Ke kavli taala inne fi zalike şüphesiz bunda lezikra lezikra öğüt vardır li ulil elbab aklı başında olanlar için bir öğüt vardır. Ve Va kavlihi şu Allah tanışı sözü gibi li ulul elbab yani şüphe yok ki akıl sahipleri ibret alsınlar diye. Vel ibret alsınlar diye. Kim? Ulu şu sahip olan kimseler. Elbap akıl sahibi olan kimseler. Değil mi? Şimdi bak burada lüb kelimesi neyin cemik olarak? Elbap kelimesi olarak kullanmış değil mi? Bunun lüb kelimesi gelmemiş ancak cem olaraktan gelmiş. Ve nahvihima. Ve bunların benzer şeyler. Lem terit fihi Onlarda Kur'an-ı Kerim'de müfred olaraktan gelmemiş onda. Bel ca'a belki onların yerine kalp lafzı gelmiştir. Yani bunların müfredi mesela elbab kelimesinin müfredi kullanmak istediğinde onun yerine kalp lafzı gelmiştir. Fi kavli taala Allahu Teala'nın yani müfred olarak gelmiş. Allahu Teala'nın e, şu sözündeki gibi ki ne demiş? İnne fi zalike şüphesiz bunda lezikra le bir öğüt vardır. Limen kane o kimseye ki lehu kalbu. Zaten diyor. Limen kane lehu kalbun. Kendisine bir kalp olan. Limen kâne lehu kalbun. bir dakika şu düşüyor. Evet e, dedik. İnne fî zâlike le limen kâne lehu kalbun ev el qassem'a ve huve şehit. Yani şüphe yok ki inne fî zâlike bunda le bir öğüt vardır. Limen o kimse ki kâne lehu kalbun. Yani bunda e, aklı olan yahut ev el qasem'a huzur kalp içinde ve huve şehit zaten diyor. Ve şehit yani hazır olarak huzuru kalp içinde yani el qasem'a kulak veren. Kulak veren bir kimseler için bir öğüt vardır. Şimdi bak burada ne demiş? Limen kana lehu kalbun. Kendisine kalp olan bir kimse için. Tamam? Ve zalike yani lüb lafzını müfred olan lüb lafzını istimal etmeyip o e, yerine kalp lafzını istimal etmesinin sebebi şudur. Diyecek ki enne ba'i çünkü ba lafzı şedidun ağırdır. Muştemaun zordur yani mesela lüb el -lübbe. bak zor değil mi toplanmıştır onda. Ve la yufda ila şiddeti bu şiddete de yani lüb ba'nın şiddetine de götürmüyor. Ulaşılmaz illa minel lami şedidet ancak o şedid olan ağır olan lamdan sonraki el müsterhiyeti ağızda yayılan lamdan sonra mesela ne diyoruz el lüb bak lam açılıyor zaten baya gidince lüb biraz zordur değil mi felemme lem tahsunil lafzatu onunla telaffuz etmek güzel olmayınca eskataha Allah-u Teala ne yaptı onu allah Teala lüb lafzını iskat etti getirmedi min nazmi nazmından Betteten. Kesinlikle yani. Kökten. Tamam mı? Ve kezalike lafzul kubi. Ve kezalike lafzul kub. Kub lafzı da böyle arkadaşlar. Ustam ile fi Kur'an-ı Kerim'de ancak cem olanaktan e, edilmiş. E, müfret olaraktan. Ve lem yeti biha müfredeten. Müfret olaraktan gelmemiştir. Neden? Li'ennehu. Çünkü şeyin durum budur. La yuteheyye'u. Yani mümkün değildir. Hazırlanmaz. Yani gelmedi fiha Kur'an-ı Kerim'de yani ya da o ekkubtan ma yecealuha fin nutqi onu kelamda e, kılacak onu kelamda kılacak gelmedi. Ne kılacak? min zuhuri mesela onu açıklıkta ve rıkkati incelikte ve inkişafi e, gelişmede ve husnü tenasubi makama uygun olmada ki gibi e, olan şeyler kelavzi ekvap ekvapta olan şeylerin dışında onu kolay kıldıracak şeyler onda yok. Elle <laughs> ki o da cemahtir. Yani şöyle demek istiyor burada. Çünkü diyor cemi olan ekvap lafzındaki açıklık, incelik, gelişme, makama uyma gibi söylemeyi kolaylaştıran sebepler müfret olan elkub lafzında bulunmuyor. Mayecalu afi nutk yani onları nutkta söylemede söylemeye kılan, söylemede kılan yani söylemede kolay kılan aslında burada. Biraz mana, lafızlar değişik aslında. Burada mana pek güzel olmuyor. Ee, vel erca aynı yani şekilde erca lafzı da böyle. Lem yüstamelil Kur'an'u lafzaha. Kur'an-ı Kerim lem yestamelil Kur'an'u lafzaha. Kur'an-ı Kerim onun lafzını istemal etmemiş ancak mecmu olarak. Mesela erca olaraktan. Çünkü müfredi racadır. Ve terekel müfrede ki ve huve raca. Müfred olan e, müfredini ki o da reca kelimesidir onu ne yapmıştır ee, arkadaşlar e, kullanmamış terk etmiş eyl canip o reca da canip taraf anlamında neden çünkü ahirinde ne var bu reca kelimesinin allet harfi var aa bak bu allet harfi olduğundan ötürü e, bunu da terk etmiş neden ve ennehu bir de la yesugu finazmih bir de Kur'an-ı Kerim'in nazmına da uygun değildir. Güzel olmaz yani. Kematara gördüğün gibi mesela kub nerede? Değil mi? Mesela ne diyordu Kur'an-ı Kerim'de? Vel meleku ala erca'iha. Değil mi? Vel meleku ala erca'iha. Hani sonra diyor onu kıyamet gününde arşı 8 tane melek taşıyacak. Yomizin yahmiluha semaniyeh diye devamı öyleydi hatırlıyorum. Erca şimdi bak burada reca'iha desem bak mana bozuldu. Hem de şey oluyor yani ki, lafız da güzel olmuyor. Ve aksu zalike bunun tam tersi ise mesela bu sefer müfredi kullanılıyor, cem'i kullanmıyor Lafza lafza erdi Arz lafzı gibi. Fe inna lem terid fihi Kur'an-ı Kerim'de varit olmamış illa müfredeten. Müfred olarak varit olmuş. Ve lem yerid fil Kur'an-ı sigatul cem'i. Kur'an-ı Kerim'de cem'i e, sigası olan ki bedel ondan da eradine sigası kullanılmamış. Yani mesela erd lafzını cem etmek istediğinde dememiş aradığını. İleride söyleyecek zaten diyecek. Ve minel ardi mislehunne. Yeryüzünden de onun gibisi kadar. Yani yedi kat. Gök e, yeryüzünü de yedi kat olarak yaratmış. Fe inneha lem teledif fihi müfredeten. Ve lemma ihtiyacı ila cemi. Allah-u bu arad, ardın e, cem, cemedilmesine ihtiyaç duyunca akraca onu çıkardı. Ala hazi sureti bu suret üzerine ki elleti bu suret zehebet bir sır el fesahat. Eğer bu surette kullansa Allah Teala fesahatin sırrını götürüyor. Ve bir biha ve bir had diyeceksiniz. Onunla götürüyor. Hatta haracet minar ravat. Hatta o Kur'an-ı Kerim güzelliğinden de çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Ee, o güzellik ki bi hayt yescidu kullu fikrin secdetin secdeten tavileten. Yani her fikrin uzunca bir secdeye baş eğdiği yazıyordu burada baş eğdiği diyelim. Baş eğildiği ey, o güzellikten onu çıkarıyor eğer eradine sigasını kullanacak. Ve zalike fi taala o da Allahu Teala'nın şu sözü gibi ki Allahu allazi halaka sab'a semawatin ve min al mislehun yunzilul emra emru beynehun. Yunzilul emru beynehun yetenzelu pardon yetenzelul emru beynehun. Yani o Allah'tır ki e, yedi kat göğü yaratmış. Halaka yaratmış. Sef'a semavatin yedi kat göğü. Yerden de diyecek ki ardı yerden de e, mislehunne. onların mislini yani yedi kat yaratmıştır. Yetenezzelül emru beynehunne. Yani e, bunların arasında da inip duruyor. Yetenezzelül emru emir inip duruyor. Yani vahiy inip duruyor. Allahu Teala'nın emri inip duruyor. Sonra diyordu ki devamında e, şunu bilesiniz ki e, Allah-u Teala her şeye kadirdir ve her şeyi ilmiyle kuşatmıştır diyor. Ve lem yekul seb'a Yedi kat e, yeryüzü dememiş. Lihazil cez eti bu sertlikten ötürü ki elleti tedhulü lafzi. Lafza dahil olan o sertlikten ötürü mesela deseydi Allahu lezi halaka seb'a semavatin ve seb'a yetenezzelü'l emru beynehun bir ağırlık olurdu yani. Ve yahtallu nazmu ihtilalen ve oradaki düzen o aradine lafzıyla ne olurdu? Bozulurdu bozulmakla. Ve teemmel ve düşün kavlehu taala. Allahu Teala'nın şu sözünü. Fe erselna fe erselna gönderdik aleyhimut dufane onların üzerine Tamam mı? Musa aleyhisselam'ın kavmine diyor yani burada. Musa aleyhisselam'ın kavmine fa arsalna aleyhimu't tufana ve'l cerade ve'l kumme ve'd dafa diha ve'd damm ayatin mufassalat. Musa aleyhisselam'ın kavmine gönderdik. Eee ne? Onların üzerine aleyhim onların üzerine gönderdik. Et tufana sel felaketini. Ve'l cerade çekirge gönderdik. Eee ve'l kumme haşerat ve dafa diğe kurbağalar e, ve ve deme ve e, kan yani sularını kanlı yaptık ayatı mufassalatın yani ayrı ayrı mucizeler olmak üzere ayrı ayrı mucize yani fersalna fe ayat aleyhim aleyhim ayatı mufassalatın yani onlara ayrı ayrı mucizeler olmak üzere hepsini gönderdik arkadaşlar bak ayatı mufassalat tamam mı evet Efe bak şimdi bunlar Hamsetu esma'e. Bunlar beş tane isimdir. Bak tufan, cerat, kummel, dafadih, dem. Beş oldu. Ahafuha fil lafzi. Lafızda en hafif olanları tufan, sonra cerat, sonra dem lafzıdır. Bunlar en hafif olanlarıdır. Şu üçü. Tamam mı? Ve eskali onların en ağrı da el kummel ve dafadih. Bak zaten dafadih çok zor gerçekten. Kummel. <laughs> kummel. Damme var, şedde var. Değil mi? Mimin gunnesi var ağırdır. Fakuddime tufan, tufan lafzı takdim edildi. Limekanil meddeyni. Çünkü orada iki med var. Mesela tufan, tufan. iki med var burada. E, fiha. Hatta yenisel lisanı bi hıffet. Hatta ki diyor ki ta ki o lisan onunla uyum, e, hafifliğiyle uyum sağlıyor. Yani mesela tufan o iki medle uyum sağlıyor. Tümmel cerat sonra cerat lafzı zikredildi. Ve kederlik kedâlik emmedun. Onda da bir tane var. Cerad. Elif bak burada var. Sümecâ bil lafzeyni Sonra iki tane lafız getirdi ki müptediyen başlayarak bi eha fima fil Onlardan dile en hafif olanıyla başladı. Mesela ki nedir? Kummel dafadi. Dafadi kumelden daha ağırdır. Bu yüzden kumeli önce getirdi. Ve Yani en uzak olanıdır. Ne bakımından? Fisavt yani seste en uzak olan Yani seste en uzatılabilenini getirdi. Kummel. Tamam mı? Li mekani Türkiye'li gunneti Çünkü onda gunne vardır. Hani gunne bir buçuk elif miktarı tutulur ya arkadaşlar. Evet. Sümmeciye bi lafzati ve ahiren. Sonra en sonunda ne yaptı? Dem lafzını getirdi. Son olarak. Ve ye Bu da beşinin en hafifidir. Yani tufandan da, cerattan da, kummelden de, dafadahten de nedir? Daha ee, hafiftir. Ve kalluha hurufen. Ve hepsinden daha harfi azdır. Dem dediğimizde. Tamam mı? Evet. Ve kalla hurufen. Neden? Liyesra al lisan Çünkü dil onda acele süratli, sürat etsin. Ve ne? yesteqime laha zavukun nazmi ve doğru olsun diye. ney zavukun nazmi? Nazmin zevki doğru olsun diye en sonunda demmi getirdi. Ve etim mi biha ve onunla bitsin o dem lafzıyla. Hâdeli cazu fit terkib. Bu terkipte bu mucizevi başkalarını hayrette bırakma bitsin diye. Ee, ve ente mehma cezaten diyor ve ente fe, fe mehma sen ki ne zaman ki kallebte hadil esma bu isimleri yerini değiştirsen el hamsete yani bu beş ismin yerini değiştirsen la tera laha, onlar için görmezsin bu beş isim için leha fasahat onlar için bir fesahat görmezsin fasih olmazlar yani ancak illa fi hadal vadi hanca bu düzende vadi yani bu düzende fasahat olurlar felev qaddam ta yani bunlardan bir tanesini de başka bir tanesini takdim etsen önce getirsen bir tanesini sonra getirsen ne olacak lebadereke seni hemen kuşatır ne kuşatır et tahafutu ve taassuru yani et tahafut demek zorluklar tahafut demek zorluklar bir de taassür dediğimiz e, sürçmeler seni hemen kapsar arkadaşlar. Ve le'aneteke yani seni zorluğa düşür. Yani senin için mümkün olmaz enteci onların yerine getirmen bir lafzın böyle bir lafız ki ya da ev öyle bir düzen getirmen ki fasihin ondan daha fasih bir lafız daha fasih bir düzen daha belir bir düzen getirmen de caiz olmaz diyor arkadaşlar. Evet. Ve min zalike yuhallasu. İşte buradan ne oluyor? Özetle şu sonuç çıkarılır. En yani, enel enel Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim inne ma binaz 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 müşbes Kur'an-ı Kerim üslubu ile bir üslubu yani üslubu ile tektir. Yenferi yani infirad eder. Eee li'ennehu leysa vad'an insaniyen. Çünkü Kur'an-ı Kerim vad'i insani değildir. Yani insan sözü değildir. Elbette hiçbir şekilde. وَلَوْ كَانَ مِنْ وَضَعِ اِنْسَانٍ Şayet bu Kur'an-ı Kerim insan sözlerinden olsaydı لَجَاءَ gelirdi عَلَى طِيقَةٍ Bak bu tarikatindir. Öyle bir yolda gelirdi ki teşbehu o yolda benzerdi ben usluplara مِنَ سَالِي Arab. Arapların usluplarından herhangi bir uslube benzerdi. Yani şayet insan sözlerinden olsaydı muhakkak Arap usluplarından bir uslube benzeyen yolda veya evmen Câ'e ba'dehum ilâ ahdi. Bu zamana gelene kadar kendilerinden sonra gelenlerin üslubuna benzerdi. Ve işte zaten diyor ki وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ Şayet bu Kur'an Allahu Teala tarafından başkası tarafından olsaydı لَوَجَدُوا fihi Onda bulurlar idi, bulacaklardı. لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا birçok tutarsızlık kesiren birçok tutarsızlık bulacaklardı o Kur'an-ı Kerim'de. Tamam. İşte ve lekad ehassel arabu mana Araplar Kur'an-ı Kerim'in üslubunun beşer üslubundan hiçbirine benzemediğini bu bihazel Kur'an-ı Kerim'in beşer üslubundan hiçbirinin benzemediğini hissetti. Anladılar. Ve isteyqanetuhu uhum belig ve fasih olanları da bunu kesin olarak bildiler. Velevlahu zaten diyor durum böyle olmasaydı durum böyle olmasaydı e, bunu kesin olarak bilmeselerdi yani yani onların belikleri bunu kesin olarak bilmeselerdi ma ufhimu susturulmazlar yani susmazlardı velen min devnihi yani o Kur'an-ı Kerim'inden vazgeçmezlerdi min yani vazgeçmekten vazgeçmekten de uğraşmaktan da vazgeçmezlerdi. Yani şöyle Araplar Kur'an-ı Kerim'in uslubunu yani Kur'an-ı Kerim'in e, uslubunun beşer uslubundan hiçbirine benzemediğini anladıklarında belik ve fasih olanları da bunu kesin olarak bildi, bildiler. Eğer bunu kesin olarak bilmeselerdi Kur'an-ı Kerim'e karşı susmazlar ve onun benzerini getirmekten de vazgeçmezlerdi. Çünkü diyor لِأَنَّهُمْ رَأَوْ جِنْسًا مِنَ kelami Çünkü onlar Kur'an-ı Kerim'i e, e, diyecek ki غَيْرَ مَا تَوَدِّهِ تَوَدِّهِ طِبَعُهُمْ Çünkü öyle bir şahit olsaydı رَأَوْ gördüler cinsen bir cinsi kim kelami bir kelamda kelamdan bir cins gönderler ki غَيْرَ مَا تَوَدِّهِ طِبَعُهُمْ tabiatlarının alışık olmadığı, alışık olduğu dışında bir kelam gördüler. Ve keyfe fi muaradet yani ve keyfe lehum nasıl olur? Fi muaradeti onların meydan okuması bir tabiatın bir tabiatla ki gayre mah gayri Kendileri için yaratılmamış bir tabiatla Araplar nasıl ona meydan okuyabilirdi? Yani şöyle çünkü onlar Kur'an-ı Kerim'i Kur'an-ı Kerim'in üslubunu yaradışları itibariyle söyleyebilecekleri üslupların dışında gördüler. Yani Ali ennehum ra'avhu cinsen minel kelam ama gayre matu etti. Yani neden ondan uğraşmaktan vazgeçmezlerdi? Vazgeçtiler. Çünkü o Kur'an-ı Kerim alışıla geldikleri tabiatın dışında bir kelamdan bir cins olarak gördüler onu. Ve keyfe lehum fi O zaman nasıl olur onlara meydan okumak? O Araplar o Kur'an-ı Kerim'e meydan okuyabilir bir tabiatin bir uslupla ki gayri yaratılmamış yaratılmayan bir uslupla yani bir kabiliyetleri tamam bir tabi yani bir kabiliyetin gayri mahlukati. öyle bir kabiliyetleri yoktu zaten ve yekulul merhum ve sallallahu teala ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahabi ecmain bu arada yorum yapmayı da kanala abone olmayı da unutmayın arkadaşlar gelen izleyicilerin çoğu kanala abone olmadan kanalı terk ediyor. E burada bir hizmet yapmaya çalışıyoruz. Allah'ın izniyle başka kimselere de bu hizmet ulaşsın diye abone olalım. Gerektiğinde yorum yapalım. Bilmediğiniz veya sormayı istediğiniz yerleri yorum kısmında belirtelim ki böylece istifademiz çoğalsın inşallah.